Bunun çalışmaları, kente katkıları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi de bu katkılara desteğini sürdürüyor. Haberimizi izledik. BTSO'nun özellikle fuarlar konusundaki adımları hem yurt içinde hem de yurt dışında dikkatle izleniyor. BTSO'nun fuar hamlelerini BTSO Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Kuş'la değerlendireceğiz. Sayın Kuş, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, fuar hamleleri çok önemli. Ticaretin en canlı, en hareketli olduğu, belki de bir anlamda çarşı alışkanlığının hayata geçtiği farklı bir düzlem. Hem yurt içinde hem yurt dışında BTSO'nun fuar hamlelerini dikkatle takip ediyoruz. Genel anlamda 2017 nasıl geçti? 2018'de yeni hedefler neler ki fuarlar başladı? Şimdi ben öncelikle bizi izleyen seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizleri misafir ettiğiniz için de özellikle size teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye'nin biliyorsunuz Bursa bir üretim üssü. Üretim üssünün yanında da olmazsa olmazı fuarlar olması gerekiyordu. Biz bunu göreve geldiğimizde ifade etmiştik. Ürettiğiniz malı eğer pazarlayamadığınız zaman hiçbir değeri yoktur. Bunun için de biz yola çıktığımızda Bursa'da biliyorsunuz çok fazla bir fuar yoktu. Bunun geldiğimizde yapılan 2 veya 3 fuar vardı. Bizim hedef koymuştuk önümüzde. Bursa'ya gerçekten marka fuarları getirip Bursa'da düzenlemeyi hedefliyorduk. Geldiğimiz noktada da geçtiğimiz yıl 13 fuar Bursa'da tertipledik. Yaklaşık 720 bin ziyaretçiyi, iş profesyonelini bu fuarlarda misafir ettik. Yine yaklaşık olarak 6 bin civarında da yabancıyı Bursa'mızda misafir ettik. Bunlar daha önce de Bursa'da, daha önceki senelerde Bursa'da maalesef böyle bir etkinlikler yoktu. Evet. Ama tabii fuar biliyorsunuz üreticilerin ve alıcıların en fazla buluştuğu nokta fuarlar. Onun için Bursa için fuarların çok büyük bir önemi var. Bunu artarak da devam etmesini istiyoruz. Nasıl geçti derseniz şöyle diyeyim ben size. Zaten bu rakamlara yansıyor, büyüme rakamlarına yansıyor. İşsizlik rakamlarına az önce haberlerinizde de vardı. İşsizlik rakamlarında ciddi bir düşüş var. Yaptığımız bu hamlelerle Bursa'yı ve ülkemize ciddi anlamda fuarlar üzerinden ciddi anlamda katkı koyduğumuza ben inanıyorum. Evet. Yeni yıl için hedefler belirlendi. 7 yıl için hedef olarak 15 fuar koyduk. Hı-hı. Yaklaşık 800 iş profesyonelini de Bursa'da misafir etmeyi düşünüyoruz. 100 bin daha artacak. Tabii. Geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 6 bin civarında yabancıyı Bursa'da misafir etmiştik. İnşallah bu önümüzdeki yılda bu hedefi 8 bin ve üzerine taşımak hedefimiz. Ve bunu da büyük bir ihtimalle başladığımız fuarla beraber iyi bir başlangıç yaptık zaten. Evet. İlk yurt dışı fuarı Heim Tekstil oldu. Heim Almanya'da tekstil oldu. Detayları, evet. Yansımaları, sonuçları bir özetlemenizi ben isteyeceğim. Ben şöyle söyleyeyim. Yani biz yola çıktığımızda bir küresel fuar ajantesi ve ticaret safari projemiz vardı. Küresel fuar ajantesi projemizde firmalarımızı, üreticilerimizi yurt dışındaki fuarlara götürmek, hı hı, ve oradaki partnerlerini bir araya getirmek. Yurt dışındaki küresel ticaret safari projemizde de yurt dışındaki alıcıları Bursa'ya getirmekti. Bu senenin de ilk yurt dışı fuarını, küresel fuarını işte Almanya'daki, Frankfurt'taki Heim Tekstil fuarını yaptık. Hı hı. Yaklaşık olarak 100 iş dünyasından 100 kişilik bir ekiple Heim Tekstil'e gittik. Ve ciddi anlamda da fuarda bir önceki senelere baktığımız zaman dünyada gelişen ticaretin artmasıyla beraber yansımalarını da orada gördük. Ciddi bir hareketlilik var dünyada. Evet. Ve bizim katıldığımızda bir önceki seneye de baktığımız zaman yaklaşık olarak 70 firmadan 98 firmaya katılımımız artmış. Türkiye Bursa bazında bakarsanız Türkiye bazında da bu 244 firmadan 276 firmaya çıkmış. 3000 yurt dışından firmanın katıldığı, yaklaşık 25 bin dünyanın değişik yerlerinden alıcının geldiği bir platformda da evet, Bursa olmazsa olmaz. Zaten tekstil ve ev tekstili Bursa'nın, hı hı, en önemli sektörlerinden bir tanesi. Güzel bir organizasyon oldu. İnşallah katılımcı firmalar istediği sonucu almıştır diye ümit ediyorum. Evet. Fuarlar genelde bakıldığı zaman bazı görüşlere göre işte iş adamları yurt dışına gidiyor, gezip geliyorlar. Sonuç elde edilmiyor. Esasında içerik olarak hani boş olduğunu söyleyen bir takım görüşler de var ama siz bizzat işin içinde olan biri olarak buna ne diyeceksiniz? Tabii biz yola çıktığımızda zaten fuarları belirlemiştik. Yaklaşık olarak yılda 50 civarında fuar organizasyonu yapıyoruz. Ve sektörleri sade bulundukları sektörün en lider fuarlarına gidiyoruz. Yani Heim Tekstil dediğiniz zaman ev tekstilinde dünyada marka bir fuar. Evet. Dünyanın en büyük fuarı. Yani bunun sektöre gidip de oradan bir şeyler almamak mümkün değil. Yani oradaki artık dünyadaki yeni trendler, artık yeni modalar, ev tekstiliyle ilgili bütün yenilikleri orada görme şansına firmalar sahip. Katılan firmalarda yeni ürettikleri ürünleri dünya pazarlarına sunma fırsatını yakalıyorlar. Birebir görüşmeler yapıyor. Birebir görüşmeler tabii. Yani evet. Oraya gittiğin zaman dünyanın o sektördeki en büyükleri, en iyileri oraya geliyor.
Peki, buluşma noktası. Türk tekstilinin durumunu bu ben, en son fuarda baktığınız zaman dünya genelinde karşılaştırdığımızda iyi bir noktadayız. Zaten ev tekstilinde biz ciddi anlamda dünyada söz sahibi olan ülkelerden bir tanesiyiz. Çin, Hindistan, Pakistan'dan sonra dördüncü büyük üreticiyiz, ihracatçıyız. Yaklaşık olarak dünya ticaretinde, ev tekstil ticaretinin %5'ini de Türkiye karşılıyor. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Daha önceki senelerde biz o fuarları gezmeye gittiğimizde dahi giremiyorduk. Ama bugün fuarın ana omurgasını Türk firmaları oluşturuyor. Hı-hı. Yaklaşık olarak 276 firmanın fuara katılması küçümsenecek bir rakam değil. Evet. Ciddi bir rakam. Bunların da 98 tanesi Bursa firması. Tekrar yurda dönelim. Junior Show Fuarı, sizin de uzun süredir emeklerinizin olduğu bir fuar, evet, çalışması. Evet. Kısa süre önce gerçekleştirildi. Sonuçları, katıldığım geçmiş yıllara göre bir değerlendirme yapacak olursak. Ben şöyle söyleyeyim. Tabii fuarlara, yurt içi fuarlara biz Junior Show'la startı verdik. Güzel de bir start verdik. Bir önceki seneye göre yaklaşık olarak %20 büyüttü fuarımız. Üçüncü senesinde dünyadaki uluslararası fuar listesine girmeye hak kazandı. Biliyorsunuz bebe ve çocuk giyim sektörü Bursa'da %80'inde, Türkiye'nin %80'inin üretimini yapıyor. Çok canlı. Evet, totalde. Ama bugün geldiğimiz noktada fuar bazında maalesef böyle bir girişimleri geçmiş dönemde oldu. Şanssızlıklar yaşadılar, ara verdiler. Biz sahiplendik ve bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık olarak 63 ülkeden 1100 civarında yabancı alıcıyı misafir ettik. Biliyorsunuz bebe ve çocuk giyim sektörü geçmişte sade laleli piyasasında endeksli, laleli piyasasında çalışan bir sektördü. Bugün biz bunu dünyaya açtık. Dünyanın her yerine gittik. Amerika'dan Afrika'ya kadar, Avrupa'dan Asya'ya kadar dünyanın her yerine gittik. Tanıtma fırsatı oldu. Oralarda fuarlara katıldık. B2B'lere katıldık. B2B etkinlikleri yaptık. Ve bugün geldiğimiz noktada 63 ülkeden 1100 alıcıyı Bursa'da misafir ettik. Bu alıcılar herhalde buraya gezmeye gelmiyorlar. Hepsi ticaret yapmaya geliyorlar. Yaklaşık olarak da totalde 25 bine yakın ziyaretçinin ziyaret ettiği, iş insanının ziyaret ettiği bir fuar haline geldi. İnşallah darısı diğer sektörlerin başına. Ama Junior Show artık dünyada, Türkiye'yi aştı, dünyada bir marka olma yolunda. Önümüzdeki yıllarda bu süreç artarak devam edecek. Biliyorsunuz bunu bir defa başlatmıştık, yılda bir defa. İkiye çıkardık. 7. ayda 4 ve 7 Temmuz'da ikincisini yapacağız. Yine aynı şekilde dünyadan alıcıları Bursa'da misafir edeceğiz. Evet. Peki yakın dönemde yurt dışında yine bir fuar çalışması olacak mı? Katılım gösterilecek? Bizim önümüzdeki tekstil bazında bakarsanız önümüzdeki Şubat ayın 10'unda Paris'teki kumaş üreticileri, giysilik kumaş üreticilerinin PV ve Textor, Premier Vision ve Textor fuarı var. İnşallah büyük bir ekiple her sene olduğu gibi oraya da katılım sağlayacağız. Paris'te moda açısından, modanın başkenti sayılır. Evet, tabii giyimlik sektörü, biraz da giyimlik kumaş sektöründe modanın merkezi Paris. Biz de orada yerimizi alacağız inşallah. Evet. Yine 3. ayda, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 4. ayda yapmıştık. Merinos'ta yapmıştık. Mini fuar, B2B dediğimiz mini fuar yapmıştık. 3. ayda da inşallah yine Merinos'ta yaklaşık olarak 70-80 firmamızla beraber, yurt dışından alım heyetleriyle beraber kumaş üreticilerini Bursa'da alıcılarla bir araya getirip buluşturacağız inşallah. Peki. Çalışmalarınıza başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Umarız Bursa kazanır, Türkiye kazanır sizin sloganınızı. İnşallah. Bizim mottomuz biliyorsunuz Bursa büyürse Türkiye büyür. Evet. Onun için de biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah. Teşekkür ederiz.